taşlar var ve bunlar mezarlar. Hemen ilerisinde 5 tane büyük Türk Hakanı mezarı. Ulagan'ın Balık Tuyul köyünde pazarı kurganlarındayız. Burada 5 tane büyük Türk kurganı var. Çapı 50 metre uzunluğunda devasa Türk kurganları bunlar ki bu da şu anlama geliyor. Hepsi Türklerin hakanlarının mezarları. Bu kadar büyük mezarlar sıradan kişilere yapılmaz. Bir tanesi uzakta, ikincisi ve üçüncüsü. Diğer iki kurgan ise yan yana buradalar. Biri burada, diğeri burada. Bunlar İskit Türklerine ait mezarlar. Eşimin, oğlumun ve kendimin saçlarımızı, tırnaklarımızı gömmek için pazarı kurganlarının hemen üstündeki bu iki ağacın yanını seçtim. Burada da küçük bir kurgan varmış. Bu kurgana gömeceğim. Ve bu topraklarla atalarımızla yeniden genlerimiz birleşecek. Pazarı kurganların yanında küçük bir kurgana çukur açmıştım. Oğlumun, eşimin ve benim saçlarımızı ve tırnaklarımızı gömmek için ama burada öyle bir kültür olmadığı için Onguday tarafında gömeceğim onları. Halının, at arabasının, prensesin ve birçok değerli eşyanın bulunduğu en önemli pazarı kurganına doğru arkadaşlarımız gidiyor. Ben de en arkadayım. Ergenekon yurdunda kurganların arasında dolaşmaya devam ediyoruz. Birçok değerli eşyanın, resmin, üzerinde sanatsal birçok dövmenin bulunduğu, prensesin bulunduğu 5. pazarı kurganına doğru yürüyorum. Ergenekon'da olmak, atalarımızın dünyaya yayıldığı topraklarda olmak inanın çok değerli. Her adımı çok değerli. Her saniyesi çok değerli. Yani kelimelerle anlatılmaz bu. Hiçbir söz buna yetmez. Ata toprağında olmak, toprağın altında aynı genlere sahip atalarımızın yattığını bilmek ve onların toprağın altından hoş geldiniz oğullarım diye seslerini duymak, duyabilmek, bu topraklara asıl değeri veren şey bu. Bir Türk olarak ruhumun coşmasını dindiremiyorum. Benim gibi düşünen herkes için buradayım. Tabut. Tabutun içine hem asker hem de kadın var. Evet. O meşhur kilim buradan çıkmış. Gördes tekniğiyle dokunmuş kilimi. Araba da buradan. Araba buradan çıkmış. Pazarlık arabası. Yani prenses arabası. Yani prenses arabası. Savaş arabası. Savaş arabası. Savaş arabası da mı? Savaş arabası da yukarıda. Diğer kurganlarda. Abi.
Ve bu çocuklar bu işi yapıyorlar mı yoksa öyle denk? Kurtlar geziyor. Pazarlık Vadisi. Yüzlerce kurban var. Yerli ufaklı. Dolina Pazarlık. Yani Pazarlık Vadisi. Beş büyük İskit kurbanından sonra Hunlara ve İskit dönemine ait yüzlerce pazarlık var burada ve bu pazarlıkların yüzlerce kurgan var burada ve bu kurganların içinde de en büyüğü vazileri de şurada. Yani öyle taşları niçin sokuyor derse kaç düşman öldürdüğünü evet. Evet, bu sıra taşlar onlar. Evet. Ne kadar düşman öldürdüyse savaşta o kadar diziliyor. O kadar diziliyor. Şöyle bakınız evet. Yukarıya bu arada çok durur. Ara burada. Şurada sıra çok, sıra çok, değilmiş. Çok sıra sıra. Pazarlık Vadisi'nde ilerliyoruz. Hedefimiz Katıyaruk. Şimdi çıkartın bu yalama bağlayıyoruz. Tamam. Katıyaruk'a geldik mi? Vadisi'nin dibi göründü. Katıyaruk'ta Obotaş. Türklerin Ergenekon'dan çıktığına dair anlatılan o büyük Ergenekon destanındaki bahsedilen yarık burası. Büyük Ergenekon destanında anlatılan yere çok benziyor. Katıyaruk, Altay. Katıyaruk'tayız. Balıkçı'ya 60 km yani Altıngöl'e 60 km mesafedeyiz. Birçok hikayede bahsedilen veya bazı tarihlerinde yazılan Katıyaruk burası. Aşağıdaki nehrin adı Çuluşman Nehri ve vadinin adı Çuluşman Vadisi. Bu nehir bulunduğu istikamette bana doğru akarak Altıngöl'e dökülüyor. Aşağıdaki görünen toprak yoldan Çuluşman Vadisi'ne ineceğiz birazdan. Burası kutsal yer Türklerde. Yalamalarımızı bağlayıp yola devam edeceğiz. Yalamalarımızı bağlamadan geçemiyoruz. Katıyaruk. Türkler için kutsal bir yer. Obotaşlar. Evet. Bir Obotaşlar. Obotaşlar. Devam edelim. Ekmek de sunacağız rehberimize birlikte. Thank you.
saçı yapacak oraya. Gel. Zaten de küçük. İçmek gerekiyor. Gerekiyor. Küçük bir başlık. Küçük bir başlık. Büyük başlasın. Burada yanı kayalara çok yakın yaklaşmayız ya. Gidecek mi? Ne kadar çalışsın, çalışsın. Birazdan bu yoldan yürüyerek ineceğiz. Araç peşimizden inecek çünkü çok tehlikeli bir yolmuş. Rehberim şöyle. Çalışman Vadisi'ne iniyoruz. Çünkü çok rüzgarlı. Araba bizi indirmek istemedi bu yüzden. Ki demir madeni suyu yedikçe kahverengiye dönüşmüş. Buralarda demir atalarımızın demir işlediğine dair birçok demir ocakları veya demir cürufları bulunmuş. Yani Ergenekon'dan çıktığımız yer diye buraya diyebiliriz. Ayas'tan geliyor. Eyvallah. Ayas'tan tehlikeli bir yol olduğu için hem rüzgarlı hem de tehlikeli bir yol. Frenlerin boşalmasından korktuğu için kendisi iniyor ve biz yürüyerek iniyoruz. Yürüyüş yapma planımız vardı zaten. Şimdi o yürüyüşü yapıyoruz. Çalışman Vadisi'ne doğru. Şurada bir yol izi var. Şu şekilde gidiyor. Yemeğimizi ateşten aldık. Eski askeri tencerelerde pişmiş olan yemeğimizi birazdan yiyeceğiz afiyetle. Ne ana kalmakta piştirme? Ayakları var mı? Çalışman Vadisi'nde Ergenekon'un merkezinde kampımızda yağmur yağıyor. Atalarımızın ıslandığı yağmurlarda ıslanıyoruz. Çalışman Vadisi'nde serinliyor, çalışmanın suyundan içiyoruz. Gece boyu yağmur yağdı.